Özellikle bir cumadır. Çünkü bu cuma Selimiye'nin kubbesinin altında restorasyon süresi boyunca kılmış olduğumuz artık son cumadır. Bundan sonraki 3,5 yıllık dönem içerisinde bu kubbenin altında namaz kılmak ve cuma namazı kılmak artık mümkün olmayacak. Önümüzdeki bir 45 günlük süre var. Bu 45 günlük süre boyunca buradaki geçici ibadet alanı hazırlanana kadar caminin bu ana girişinin olduğu şu bölümde üstü kapalı bir ibadet alanı oluşturulacak. Ama bu dediğim gibi sadece 45 günlük bir süre için geçerli olacak. Bu ana ibadet alanı da hem ibadet için hem de ziyaret için 3,5 yıllık süre boyunca açık olacak. Bu 3,5 yıllık süre içerisinde 6 aylık bir dönem hariç gelen ziyaretçilerimiz buradan baktıkları zaman da iskeleyle birlikte de dahi olsa kubbeyi de, o muhteşem yapıyı da restorasyon çalışmalarında kısmen de olsa görme imkanına kavuşmuş olacaklar. Kubbenin kurşunları sökülecek. Kurşunların altındaki Horasan harçlar, bunlar da gene aynı şekilde sökülecek. Ve kubbenin ana statiğini, ana taşıma elemanları ile ilgili herhangi bir problem var mı, bunlar tespit edilecek. Eğer problem oluşturan herhangi bir husus tespit edilirse bunlarda da gerekli müdahaleler yapılmak suretiyle, yenilemeler yapılmak suretiyle kubbe güvenli statik bir yapı haline getirilmiş olacak. Bu yapıldıktan sonra da tekrar Horasan harcıyla kubbenin üzeri kaplanacak ve Horasan harcının üzerine de tekrar yeni kurşun kaplamalarla imalat yapılmış olacak. Bu ana kubbemizin olduğu bölümde de kubbenin içerisindeki bütün harçlar, sıvalar kaldırılacak ve sıvalar kaldırıldıktan sonra altında özellikle daha önceki restorasyon döneminde normal olan ve kabul edildiği bir uygulama şeklinde olan beton sıva ve beton kaplamalar da yine aynı şekilde ortadan kaldırılacak. Bu beton sıvaların ve beton kaplamaların yerine de yine aslına uygun Horasan harcıyla yenileme ve restorasyon çalışması yapılmış olacak. Yine görmüş olduğumuz bu kalem işlerin önce şu anki durumları tespit edecek ve bütün kalem işleri de yine aynı şekilde sıfırdan yenilenme imkanına kavuşmuş olacak. Ha?